Merhaba arkadaşlar, ben Emre ve bugün Farming Simulator 2017'de Neustadt mapindeyiz. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Pek de kaldığımız yer değil ama. Paramıza bakacaksınız, paramız 327.000. Ben arkadaşlar şöyle bir şey buldum. Burada görev yapabiliyoruz ve şu 3 numaralı tarlada arkadaşlar şurada şöyle direkt ziyaret diyerek ben yapıyorum. Bu tarlada arkadaşlar gerçekten çok para veriyor. Gerçekten bayağı bir para veriyor bu tarlada ve ben bu tarlada arkadaşlar inanmayacaksın ama en az bir iki defa full yani ektim, gübreledim, biçtim, sürdüm, kultivatörledim, ektim yeniden falan. En az bir iki defa full böyle bunu yaptım ve bana yaklaşık 327 binimiz oldu. Zaten 100 bin kadar sanırım bizde vardı, 120 bin kadar. İşte biraz daha verdi, 327 bin oldu. Ama zaten en son buraya ben patates ekmiştim, yani öyle ektirmişti bana. Görünüyor, halen patates var. Bu arada video dışında o pulu almıştım ya ben geçen videoda. Video dışında arkadaşlar bu tarlayı böyle pulluk yaptım. Böyle bayağı bir düz yapmaya çalıştım. Şu tarlayı yaptım buraya. Ben video dışında arkadaşlar bu tarlayı bir defa ektim. Gübreledim ve biçtim. Bir defa arpa ektim. Ektim ve biçtim. Şu anda kanola ekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Hatta yani depomuzda arpa var gördüğünüz gibi biraz daha. Şimdi 327 binimiz var arkadaşlar. Şu an şöyle yapacağız. Alalım şunu. Direkt şuna gidelim. Romorkla. Bu bölüm arkadaşlar bizim yanımızdaki şu 320 yabana tarlaları alacağız. Yabana bir alacağız bakalım hangi tarlaları verecek bize. Yani sadece o tarlayı mı verecek yoksa onun yanındaki diğer tarlaları da mı verecek? Çünkü yani onun yanındaki tarlaları da vermesi lazım. Çünkü sadece 3 tane tarla gözüküyor. Yani şey kağıt üstünde yani şeyde. Sadece şu 3 numara tarla gözüküyor. 1 numaralı burada ve 4 numaralı ve 2 numaralı burada gözüküyor. Yani 2 numaralı tarlayı satın aldığımızda biz sadece bunu verecek bize. Yoksa yani bunlar benim şu an arkadaşlar bir düşüncem var. Yani kalan bütün tarlalar bizim de sadece şu 3 numaralı, 1 numaralı, 2 numaralı tarlayı böyle bizim yapmadılar, bize vermediler çünkü şey görev olsun diye, görev yapabilirim diye bu 3 tarlayı bıraktılar diye düşünüyorum. Yani biz zaten geçen defa denerken sadece şu 2 numaralı tarlayı denemiştik. Yani biçimi o da bizim olmayan tarla. Yani acaba şu tarla bizim mi yani şu? Mesela ben şunu bunu biçebileceğim mi? Hiçbir fikrim yok. Şimdi yani öyleyse arkadaşlar ve ben buna yani 320 verirsem ben çok ağlarım. O yüzden bence bir deneyelim biz. Yani bu tarla bayağı büyük aslında, 320 verebilir de. Şöyle bir deneyelim biz arkadaşlar. Bizim şurada bir çerdöğümüz. Şöyle baktığınızda anlayamıyorsunuz pek ama şöyle baktığımızda ben anladım. Gidelim şöyle. Ve arkadaşlar yani bu serinin nasıl buldunuz, yani güzel mi? Yani sizce yani iyi mi? Ve Modern serisinde arkadaşlar başladık, yani artık 3 tane seri var bildiğiniz üzere. Yani biraz daha az sıkıcı olur diye düşünüyorum kanalım. Yani biraz daha eğlenceli olur diye düşünüyorum artık. Biraz daha sıkılmazsınız çünkü yani en azından yani 3 tane seri var aynı oyunda olsa bile. 3 tane seri var, biraz daha yani değişiklik katıyor yani sürekli Gold Quest Farm yerine. Aslında Gold Quest Farm iyi, ben de çekerken çok zevk alıyorum, oynarken çok zevk alıyorum. Siz de yani muhtemelen izlerken beğeniyorsunuzdur da. Yani 3 tane olduğunda biraz daha değişiklik oluyor biliyorsunuz. Şimdi bunu zaten biçemeyeceğiz biz bu şeyle, bu kesiciyle de. Şurada arpa şey ne o, kanola tarlası var, onu bir de deneyelim biz. Birazcık çiğnedik kanolları ama yani bu tarla bizimse arkadaşlar, şu an biçebiliyorsak bunu yani çok üzüleceğim. Çünkü daha geçen videoda biçmem lazımdı ve bu tarla bizimse arkadaşlar yani gerçekten bayağı bir yani şeydeyiz yani. Çünkü bakın yani bu tarla 2 numara tarladan da daha büyük, 27 numara tarla. Aşırı büyükmüş bu ya. Şöyle salmayı deneyelim bunu diyeceğim de yok, şöyle sallam. Bilmiyorum, düşünün bakarız bir şeyler. İlk sırasında direkt yani biz biçmeyi deneyelim bunu. Arkadaşlar bunu biçebiliyoruz yani, kalan bütün tarlalar bizimmiş. Ben yanlış şey yapmışım. Tamam, şu an ben adamların yaptıklarını anladım. Arkadaşlar adam oyundaki bu map'teki bütün tarlalar bizim. Sadece şu 3 numaralı, 1 numaralı ve 2 numaralı tarlalar bizim değil. Çünkü onlar da adamlar görev yapabilelim diye bırakmışlar. Ben yanlış anlamışım. Kalan bütün tarlalar bizimmiş aslında. Neyse yani 320 binimiz oldu. Yani artık direkt yani bir şey hayvancılığa falan başlayabilir sanki. 320 bin var. Yani boşuna da o kadar uğraşmışım ya. Neyse. Şöyle bir geçeyim ben şuradan. Şöyle
şöyle biçelim. Şöyle etrafını bir defa şey yapıyorum ki yani direkt işçe salacağım şimdi birazdan zaten. Ben direkt şu an mesela işçe salacağım. İşçi muhtemelen şu tarafı bitirecektir. Sonra da bu tarafı döner biçeriz biz kendimiz. Şimdi bu şeye götürelim oraya römorku. Sonra da bir şeyler 320 binimiz var artık yani 327 bin. Yani bir şeyler alalım yani. Tarla almaya gerek kalmadı. Yani bir keseceğim olmamız lazım şu bir tane mısır kesici almamız lazım. Hem şu tarla için hem de mısır falan ekersek diye. Ha buradan da girebiliyormuşuz biz bizim çiftliğe. Bunu ben bilmiyorum. Tamam buradan da çıkabileceğiz demek ki. Tamam bu tarlalara buradan çıkacağız artık. Şöyle gideyim ben. Şöyle yaparsak tamam. Bu niye durmuş bu arada, vurmuş kendini. Tamam. Ya bunun tüketicisini biraz yükseltirsek sorun olmaz diye düşünüyorum ben. Tamam şöyle yapalım. Bu da eksin demek artık bayağı bir tarlamız var. Yani bunu da boşuna yaptık diyeceğim de yani boşuna değil aslında bayağı büyük bir tarla oldu bu da ama yani çim vardı. Hala bizim burada şu tuşlar atan alt tarafta biraz daha çim kaldı yani buradan bayağı çim çıkarırız biz. Hayvanlar yetecek kadar ama. Şimdi bu böyle bir saniye işte çok kaldırdık bunu şöyle yapalım. Ha, tamam. Şimdi o bitsin burada arkadaşlar. Ya bu tarla muhtemelen gübreli değil şu an arkadaşlar hiç yani. Aynen hiç gübreli değil bu tarla şu an ve pullukla sürülmemişti yani. Baya yani az verim alacağız ama sonuçta yani bedava tabii yani sorun yok. Alabiliriz diyeceğim de ooo abi bu çok bayır bir tarlaymış. Korkunç yani içeriden baktığınızda yani baya şey. Neyse şimdi biz 320 bine bir şeyler alalım artık. Yani direkt hayvancılığa başlasak yani ben direkt inek alayım diyeceğim. Yani bence çünkü bizim bu şey de var. Bizde yani şu var. Şunu vermiş biz oyun o yüzden direkt ineklere başlasak güzel olacak. Bence yani şimdi. İnekler nerede? Şurada. Tamam. Direkt yani bence arkadaşlar ineklere başlayalım biz. Ve şey. Kaç tane inek alsam şu an diye düşünüyorum da. Şuradan almıyorum bu arada. Yani şey alacağım direkt alacağım yani hiç uğraşmayacağım. Yani bence bir 10 tane inek 50 bin abi. Yani bir 20 tane 104 bin vereceğiz ve 20 tane inek almış olacağız. 20 aynen 124 bin 800 vereceğiz. 24 inek almış olacağız arkadaşlar. Yani bence alalım. Aynen 24 tane inek aldık. Zaten çünkü burada çimimiz var bizim. Şurada birazcık var gözükmüyor pek de şurada birazcık var şu ağacın kökünde orada birazcık çimimiz var. Burada silajımız da var az da olsa yani bu bize şimdilik yeter zaten oldu ben bunu videosuna sıkıştırdım ve şey yapmıştım arkadaşlar kapatmıştım üstünü şu an oldu yani gördüğünüz gibi 43 bin litre silajımız da varmış. Yani bu bize bir süre yeter zaten çim şeyimiz var biçim makinemiz falan var. Bir tarlayı direkt çim eker şey yaparız sineklerimiz de burada gözüküyor. Şimdi kalan 200 binden ne alalım? Yani bize ne lazım olacak şimdi mesela inekler için. Yani bizde arkadaşlar şimdi şu var. Çim biçmek için bu var. Çim kurutmak için bu var. Toplamak için bu var. Tamam bunlar şimdi kalsın. Satmayacağım onları ben. Ama bir tane römork alsak bence güzel olur diyeceğim de. Nasıl yapsak ya? Neyse ben bir şimdi bitireyim arkadaşlar bir. Sonra düşünürüz gerisini. Bu iki burada tamam. Ben direkt arkadan şununla. Şimdi şöyle yapalım. Zaman biraz hızlandıralım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu nerede? Hacim değil şuradan hızlı tamam hızlıymış zaten. Şimdi bu traktörle gidip şöyle gübreleyelim. Burada da bu arada bize büyük gübre makinesi vermiş. Bu da bayağı güzel bir şey yani. Yani ben bunu zaten şey doldurmuştum, gübre doldurmuştum. Hem bizim arada evde arkadaşlar bu arada gübre kalmadı yani. Bir tane gübre palet kaldı sadece o da yarım sanırım. Yani bayağı bir gübremiz bitti. Tohum var da gübre yok. Yani yakında gidip gübre almamız gerekebilir. Şimdi bu arkadaşlar şu tarlada işçe saldığımda şurayı ekmiyorum. Şu
Görüyorsun şu küçük küçük şu alanı bırakıyor şöyle. Niye bırakıyor bilmiyorum yani ama bıraktı. Yani belli değil yani şey belki yani artık yani Mimet'teki bütün tarlalar bizimmiş yani artık yani bu tarlayı belki de çim de ekebilirim dedik yani yeniden çim ekebilirim. Hem yani burası çim olsaydı gübrelemeyecektik ama şimdi tarla yapıp yeniden çim ektiğimde artık burayı gübreleyebileceğim de o yüzden daha çok verim de alacağız o yüzden bence yani sorun değil. Bunu şöyle bırakayım burada. Bu da ekiyor şöyle gitsin. Hadi lan oğlum burada hiç bir şey kalmış. Neyini şey yapıyorsun? Nereye gitti bu şimdi? Tamam sen kafayı yedin. Onu bırakalım artık da. Gidelim şimdi şöyle eve. Bu traktör yani gerçekten çok küçük duruyor ama 140 beygir abi. Çok güçlü ve yani çok küçük duruyor. Çok şey miydi? Minik ne bileyim. Bu traktörün arkadaşlar ben bu küçük traktörde olduğunu bilmiyordum. Yani büyüğünde en büyüğünde de var mı bilmiyorum da yani ben sadece ortanca olan da T serisinde var sanıyordum ama bunda da varmış. Şöyle arkadaşlar CTRL ve sol CTRL ve B'ye bastığınız zaman dönüyor şey. Koltuk ve böyle arkadan şu an mesela ileri bastığımda şu an geri gidiyor gördüğünüz gibi geri basacağım. İleri gidiyor. Ters oluyor. Hemen sadece ortanca olan da T serisinde var. Sanılma olayı ama bunlarda da bunda da varmış. Ve en muhtemelen en büyüğünde de vardır. Yani bu en küçüğünde varsa en büyüğünde de vardır diye düşünüyorum. Şöyle ışıkları açalım. Göremiyorum bir şey. Şimdi biz biraz inekleri doyuramak için ineklere bir şeyler verelim çünkü açlar. He. Bizde yok değil mi o? Yok. Bir tane şöyle bir şey alalım arkadaşlar biz. Şundan yani 4500 liraya şundan alalım bir tane. Çünkü çok kirleniyor şeylerimiz falan bayağı. Yani gerekli bu. Şimdi bunu nereye koyalım? Bunu bence direkt şuraya şuraya koyasak arkadaşlar güzel olur. Çünkü yani buradan sürekli geçiyoruz yani. O yüzden buraya koysak güzel olur bence. Şöyle tamam. Hazır buradayken yıkayalım da şeyimizi. Şöyle. Bunu pek yıkamaya gerek yok aslında. Pek kirlenmemiş de. Doğum ekmek makinesi bayağı kirlenmiş ve onu kullanmayacağız şimdi o yüzden. Yıkamakta fayda var. Şimdi şöyle gidelim ve bu arada arkadaşlar yani ne düşünüyorsunuz yani bu seri hakkında güzel mi sizce yani yoksa hani işte map'i beğendiniz mi yani beğenmediyseniz yani başka seriye başlayabilirim başka bir map bulup falan ya zaten kafamda bir iki map daha var yani bir seriye daha başlayabilirim belki yakında coştum yani bayağı bir coştum bilmiyorum bakacağız beğenmiyorsunuz yani başka seriye başlayabiliriz. Bence güzel yani. Yani size bağlı. Ha, şöyle yapalım. Şöyle şunu şuradan koyarsak geri. Bunu nereden almıştım ben? Şuradan tamam. Yok. Tohum ve ekmek makinesi orada değildi. Bu buradaydı muhtemelen aynen. De şu an çok kötü bir şey yaptık. Araç ettim maliyeti 2000 euro. He bu arada arkadaşlar bu map'te bize bütün makineleri sıfır vermiş yani bunu da size söylemeyi unuttum ben. Yani sıfır saat görüyorsunuz. Bu map'teki bütün makineler bize verdi. Bütün makineler sıfır saat kullanılmış yani. Diğerleri gibi yani diğer map'te verdiği gibi eski makineler vermemiş bize. Bu da en güzel bir şey. Tabii ki de. Bir saniye şey. Olmuş mu bu? Tamam olmuş. Durduralım bir saati şimdilik. Şu bir gübrelesin şöyle. Zaman durdurdum büyüdü yani ne alaka. Neyse olsun. Ya bir defa zaten tohum ekmek makinesi gübrelemişti. Şimdi bir defa ben gübreleyeceğim. Bundan sonra bir etap daha büyüdüğünde bir defa daha gübreleyeceğim ve 3 defa gübrelenmiş olacak ve pullukla da sürülmüş. Çünkü zaten bu tarlayı yaparken pulluk kullandık. Şimdi bunu alalım. Ben motoru açık bırakmışım. Yeniden bastım kapattım şimdi. Neyse. Şöyle gidelim. Bak şunu abi tamam. Yani bunda iki tane şey varmış. Diğerinde bir tane vardı sanırım. Bunda iki tane varmış ama hacmi yani yine aynısı sorun yok. Nasıl yapsak? Şöyle bırakayım.
Tamam. Şimdi birazcık çim koyalım ineklerimize şuradan. Bunu da buraya döktük abi, çok kötü oldu. Yani buradan alamayacağız şimdi. Gördüğünüz gibi yani alınmıyor yani. Burada zaten çok az varmış da. Neyse, alalım alabildiğimiz kadar. Şöyle. Biraz zor oluyor burada almak da yani, şimdi birazdan şey koyduğumuzda zor olmayacak. Burada şimdi buraya mı döküyoruz? İnek mi var orada? Aynen, inek sanırım. Uyuyormuş. Ya burası abi çok dar. Yani burası muhtemelen böyle traktör için. Burası tam bizim JCB için. Ama bizim JCB'ye kepçe falan yok. Sadece palet kepçesi var, o yüzden JCB yakında bir kepçe alsak falan çok iyi olur. Yani direkt şu, mesela şurası inekler için falan mükemmel olur. Hem onun kepçesi biraz daha büyük bundan, hem de çok, yani biliyorsunuz yerinde dönebiliyor biraz. Bayağı bir kıvrak bir makine. Şimdi nerede o çimler? Abi nasıl alacağım ben bunları buradan? Şöyle yapalım. Tamam. Yani buradan kendi aldık artık, sorun yok. Şimdi gidip diğer taraftan şuradan asıl çimlerimizi alabiliriz. Yani bir şurada bu kepçeyi koyayım arkadaşlar. Bundan sonra bir kepçe daha koyacağım. Sonra silaj koyacağız biraz. Samanımız yok. O biraz sorun ama şey yaparız ya, alırız. Şimdi bu tarla kanala ekili. Bundan sonra ben buğday ekerim. Oradan samanları alırız direkt bizim şehrim oradan. Tamam, şurada bir yer var, şöyle geri verme. Direkt buradan geri verirsek tamam, sorun yok. Bu arada artıyor mu bu, boşuna gitmesin. Tamam, artıyormuş. Şimdi bir kepçe daha koyalım arkadaşlar. Ondan sonra silaj koyacağız. Bunun kepçesi küçük ya. 1860 alıyor. JC1002 de yani aşağı yukarı bu kadar da, biraz daha fazla. JC1002 2000 litre alıyor. Hafif daha büyük ve şey, JC1002 zaten daha kıvrak makinede ve yani sadece kepçe olduğundan dolayı, yani bu sadece kepçe değil, bu traktör de bunu başka iş için kullanabiliriz. Ama JC1002 sadece böyle işler için kullandığımız için, hem biraz daha büyük kepçesi, çok hafif, hem de sadece kepçe olduğundan dolayı daha şey, rahat işte çalışması onunla. Şöyle kepçeyle alalım. Yakında JCB'de kepçe alsak güzel olacak. Yakında değil, şimdi alacağım zaten. Ve şey de almamız lazım. Bir tane römork arkadaşlar. Şey römork yani, palet römorku. Çim, birazcık daha çim koysak. Şöyle. Yani bayağı eksik şey yani bu map'te arkadaşlar bize başlarken bayağı bir makine verse de bayağı eksik şeyler de var yani. Yani en azından benim eksik gördüğüm ve şimdi şunu doldurduğumuzda tamamlayacağımız şeyler var yani bayağı. Bu da biraz tepeye doğru boşaltmışız ama olsun. Şimdi şu kepçeyi de koyayım. Bundan sonra bir tane daha koyarsak sonra silaj koyacağız artık. Tamam. Bir kepçe daha çim koyalım. Sonra silaj koyacağız. Yani şimdi tam karışım olmayacak. Çünkü zaten saman yok da. Yani bir şey bakmak istiyorum sadece. Yani bunu şey full
silaj yerine mi koyacak yoksa işte yani %10 kadar güç besini mi koyacak ve kalanını şey koyacak çünkü yani azıcık da olsa yani bir güç besini koysa yani güzel olur. Biraz daha verim alırız. Hobbies mi geçiyor lan? Bir şey geçiyor arkada ama neyse. Şöyle şimdi şuradan silaj dolduralım. Bayan şu an polis geçiyor. An yok polis değilim şeymiş. İtfaiye aracıymış. Tamam. İtfaiye aracıymış. Şöyle koyayım birazcık daha silah şimdi. Silajı koydum kırmızı oldu abi. Kırmızı mı kahverengi mi ne o öyle bir şey oldu. Burada dönmek yani bayağı bir zor. Şimdi şöyle koyalım. Şöyle tamam. Şimdi bir tane daha koyalım bundan. Bir kepçe daha koyarsak sorun olmaz diye düşünüyorum ben. Şöyle bir koyalım. Bir kepçe daha koyarsak. Bir kepçe daha koyalım. Şimdi bu kepçe de koyalım sonra koymayalım. Çünkü yani sürekli boşuna harcamış olmayalım. Silaj sürekli yapabiliriz tabii ki de. Şimdiden falan da. Yani boşuna şimdi hazır varken harcamayalım. Tamam. Böyle çiftlikte çalışırken bütün ışıkları açmak gerekiyor. Şöyle tamam. Şimdi şöyle gidelim. Şöyle bir boşaltalım bakalım. Ne gibi boşaltacak bunu? Ha güç besine koyuyor ya süper. Ha saman koymasak da yani biz onları ortaladığımız için ya yine de iyi. Yani bayağı bir güç besini koydu yine. Silaj da koydu. Yani yarısından çoğunu silaj koydu ve kalanını güç besini koydu arkadaşlar yani. Bayağı bir güç besini koydu yani. Tamam 4800 litre güç besini koydu ya bayağı iyi tamam. Demek yani saman olmasa da güç besini iyi yapabiliyormuşuz. Süper. Hem bu arada bir arkadaş şey demişti ya işte arpa falan arpa buğday ve kanola koyarak da işte güç besini yapabiliyorsun diye demişti. Ya yapabiliyorsun diye duydum bir yerden ama denemedim demişti. Onu da bir ara deneyebiliriz arkadaşlar. Şöyle şuraya bırakayım ben bunu. Onu da bir ara deneyebiliriz. Yani bence. Sonra ya bu niye bırakmış şimdi burayı böyle? Ne alaka yani? Şöyle. Bir de bir çerdöven nerede abi? Bir çerdöven şurada. Tamam. Neyse bit sonu. Yani bu kadar yerden arkadaşlar ancak bir depo çıkmış ama yani sorun yok. Sonuçta yani bedava olduğu için. Yani biz ekmedik, biz şey yapmadık. Hiçbir masrafı biz ödemedik. Sorun yok. Ne kadar da çıksa kardır diyebiliriz. Bu tarlında arkadaşlar böyle etrafları bayağı işte ağaçlık işte ormana falan yakın o yüzden belki şöyle bu tarlanın yan etrafına şöyle bir sıra veya iki sıra çim ekebilirim ki yani şey çim için değil şey için çim ekebilirim dedim çok yok çim ekmeyeceğim de şeyler bizim o şu makineyle biliyorsunuzdur diye düşünüyorum şu makineyle 4900'de iki sıra şey yapabilirim bu makine arkadaşlar biliyorsunuz tarlaları kapatabiliyorsunuz yani tarlaları şöyle normal çimene döndürebiliyorsunuz. O yüzden onu kullanıp arkadaşlar bir iki sıra şöyle etrafında bu tarlanın şey yapabilirim. Sadece bu tarlanın değil yani diğer tarlalarında daha rahat dönebilirim diye. Yani biraz da küçük tarla biliyorum ama en azından dönmek falan daha rahat olacak. Bu tarafta o açıdan da daha iyi. He ben bunu niye böyle yaptığını anladım. He o renkler gitmiyor çünkü ondan sonra buraya çok yakın olduğu için dönemeyecek. O yüzden buraya kadar duruyor arkadaşlar ve zaten durduğunda geri veriyor. Böyle dönüyor. Yani artık işçi yani bayağı akıllı ama yine de buna yani bir şey yapamıyor. Bu kadar kalıyor. Yani de olsun yani biz oyunun sonunda bunu alırız. Yani şey oyun sonunda demiştin de ben alırım bunları. Almasam bile yani sonuçta hiçbir sorun yok. Çünkü zaten gübelerle önceden de kurt edip yeniden ekebilirim. Yani almaya değmez bile diyebilirim yani. Ana ürün alsam o da
diğerini düşünürüz. Şöyle çekelim bunu. Hazır mı? Şu tarafa göre şu taraf şöyle şu kadarını ekmiyor ve şu diğer başta da şu küçük orada küçük bir parça ekmiyor arkadaşlar. Niye ekmiyor buraları bilmiyorum. Yani burayı muhtemelen şu ağaçtan dolayı ekmiyor olabilir. Orayı da şu ağaçlardan dolayı ekmiyor olabilir. Şurada ağaç var. Ondan dolayı ekmiyor olabilir yani. Şeyde bir kere döverdeki aynı mantık. Yani bilmiyorum. Şöyle bunu biz hazır dursun şöyle yapalım. Tamam. Kapa farları şeyleri, ışıkları boşuna şey harcamasın. Şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar buna bir tane kepçe alacağız. Palet şey var mı? Palet şey var biz aynen. Bir tane balya şeyi alsak güzel olur. İki alalım. Şu an balyamız olmasa da ileride gerekecek ve boşuna gitmeyelim sonra yeniden. Başka bir şey gerek yok sanırım. Aynen. Şimdi bu var zaten bizde. Sonra arkadaşlar balya şeyinden. Yani biz arkadaşlar evde biliyorsunuz şu remork var bizim diğer map'ten bu remork kullandık artık. Yani şu oyunu kendi remorkunu alsam mı diye düşünüyorum. Yani bu daha biraz daha büyük ya da modlardan yine şunu mu alsam yoksa bundan birini mi alsam diye düşünüyorum da. Yani şu 8 metrelik olan şunu alsak bence güzel olur. Çünkü bu gerçekten güzel remork arkadaşlar. Ama bunu ben mod tanıtımına saklayabilirim aynen. Bunu ben mod tanıtımına saklayacağım arkadaşlar. Bunu size tanıtmam lazım çünkü bunun güzel özellikleri var. Bence arkadaşlar şunu alsak ya da yok ya biz şunu alalım arkadaşlar. Şimdi bu seride bunu alalım. Yani bu oyunun kendi kesini görmüş olalım hem. Hem biraz daha büyük. Şunu bir alalım. Goldgrass Farm'da yani biraz daha artık yani küçük geliyor bize. Bir tane daha alacağız zaten yani orada bunu alırız. Yani bakarız. Şu an burada bunu alalım. Hem bu daha az küçüktü çünkü şey. Bunda arkadaşlar traktörü ağırlık düşmüyor yani gördüğünüz gibi. Bütün ağırlık şu tekerlere düşüyor. O yüzden 12'ni zaten alalım bunu. Tamam. Bir tane bir ağırlık alalım en azından bir tane arkadaşlar şöyle. Hatta iki tane alalım. Alsak daha iyi olur da. Yani bence arkadaşlar şöyle bir tane 700 kiloluk alalım bir tane. Bir tane de kaç kilo? Bu 1100 kiloydu galiba aynen. Bir tane arkadaşlar şundan alalım. Aynen bir tane de şunu alalım. Bunun hangi renk alalım? Bunu bence arkadaşlar bir mavi renk alalım çünkü ya da mavi mi almasak mı? İşte şu renk alalım yani biraz da beyazımsı olsun. Bir tane bunu alalım. Tamam 179.000'imiz var. Hala paramız var arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu yüzden altına yani ne alalım diye yazarsanız çok sevinirim yani işte koyunlara giriş diyebilirsiniz işte ineklere daha biraz daha inek al diyebilirsiniz. Yani bilmiyorum. Size kalmış bir şey artık. Yani bu paranın ne alacağımız size kalmış arkadaşlar. Aşağı yorumları yazın. Diğer bölümde bu parayı da harcarız. Çünkü hani boşuna durmasına gerek yok. Çünkü daha hani gelişmemiz lazım. Hangi tarafta gelişelim söyleyebilirsiniz. İşte oduncağa geri diyebilirsiniz de pek yani mantıklı bir şey değil. Değil bu yani söyleyebilirim. 79.000 bin bir tane traktör alabiliriz adam gibi şöyle. Yani mesela şundan mesela bir tane alabiliriz. Zaten bizde şu var. Küçük Valtra var. Veya mesela şunu alabiliriz T6 140 gücü beygir veya 163 beygir de 140 gücü alırız muhtemelen alırsak veya şunu mesela şu T6'yı alabilirsiniz veya işte şu sevmiyor ama bunu kullandık şu 700 varyoyu aldı diyebilirsiniz arkadaşlar yani size kalmış bir şey yani veya işte diyelim işte şu T5'i al diyebilirsiniz veya işte şunu al diyebilirsiniz mesela küçük işler için bu bayağı güzel bir şey çünkü çok ucuz 45.000 ve 88 beygir bayağı gücü de yerinde yani. Mesela bunu al diyebilirsiniz falan yani. Size kalmış bir şey. Başka bir şey alacak mıydım ben ona bir bakayım da. Başka bir şey almayacağız ya. Tamam.
Aynen. Başka bir şey almayacağız. Ha, şeye biz bir tane şey alacağız lan. Onu unuttuk. Kesici alacağız bir tane. Mısır kesicisi. Bu bizim o case için. Ha, bizim bu biçerdöver için şu var. 4.5 metre. Bu kaç? Bu 3 metre. Bu 4.5 metre. Kendi şey bu 5.5. Bu 4.5. Tamam. Şunu almamız lazım arkadaşlar. Bizim bu biçerdöver için. 24.000. Yani. Şunu alsak bence güzel olur. 24'ünü alalım bunu. Ki mısır falan da biçebilelim. Mısır veya ayçiçeği de biçebilelim. Değil mi? Onu da aldık. Ben bunları artık video dışında getiririm arkadaşlar bizim çiftliğe. Bir de şu şey teleportlamam lazım. Ben çiftliğe bizim dükkanı teleportlamam lazım çünkü. Ve şu şeyde bir saniye şu Massey Ferguson'da teleportlamam lazım maalesef. Heh şöyle. Bu gelsin arkadaşlar şöyle bir. Kapatalım şunu. Bu Mass Effect son arkadaşlar daha hiç yani seriye başladım daha hiç kullanmadık yani ben video dışında falan da hiç kullanmadım bunu da. Yani ilk defa kullanıyorum şu an. Ups şöyle bunu takalım önüne. Ama yani gerçekten baya güzel traktör arkadaşlar. Yani bunun önüne belki kepçe şey de takabiliriz bilmiyorum yani. Baya küçük yani 105 beygir. Ama güçlü yani küçük böyle kompakt baya güzel bir şey. Şimdi gördüğünüz gibi bu römork baya baya büyükmüş ya. Bizim o Gold Gas Farm'daki şey baya küçük. Bu çok büyükmüş aşırı büyük abi. Şöyle takalım bunu. Şimdi şöyle. Kapatalım şunu tamam. Şimdi şu iki kepçeyi de alalım biz. Ha. Şimdi şunu şöyle koyalım arkadaşlar biz şunların ikisini. Sonra şöyle bir şey yapacağız şimdi. Bunun açık ışıkları var. Ben açmıyorum. Niye açmıyorum yani ben de bilmiyorum ama açmadım. Şimdi şöyle bunu da koyalım. Şimdi şöyle bir şey yapsak güzel olacak. Koyalım şunu ben göstereceğim şimdi size. Şimdi şunu da biz bir alalım arkadaşlar. Şu palet çatalını da alalım. Bir getirelim buraya. Çünkü şöyle bir şey alacağız. Biraz gübre almamız lazım. En azından bir 3 palet falan. Yani bir 3 palet aynen alalım. Ya da 4 palet olsun. Hadi 4 palet alalım. Bir tane tohum palet alalım. Bir tane daha bunu alalım. Tamam. Yani 5 tane gübre paleti, bir tane tohum paleti, bir tane daha tohum paleti alırsak çok güzel olacak da yer yok sanırım yer kalmayacak. Yer var gibiden bir tane daha tohum paleti alalım aynen biz ya. Bir tane daha tohum paleti alalım. Aynen 5 tane gübre paleti, 2 tane tohum paleti abi arkadaşlar. Şimdi yani bu çerdöven şeyini ben video dışında artık getiririm. Ben arkadaşlar video dışında bu çerdöven şeyinin kesicisini alırım ve muhtemelen o bizim o çiftin yanındaki o ayçi şekil tarlayı da biçerim muhtemelen yani çok büyük ihtimalle biçerim. Bunun palet şeysi baya güzelmiş ya. Dar böyle baya güzelmiş. Sevdim ben bunu. Şimdi niye böyle oluyor? Abi niye bug'lı yani niye? Diyeceğim de bug'lı değilmiş bendeymiş sorun. Pardon tam bu defa affettim ama diğer seferde suç bende değildi. Yani bu arkadaşlar tam böyle palet taşımak için böyle süper bir şey. Şu an bir böyle salaklık var üzerinde ya. Bugün dolduramıyorum şeyleri. Şöyle yapalım. Şuna doldurayım ben arkadaşlar şimdi ve videoyu burada bitirelim çünkü bayağı uzun olacak video diğer türlü ama muhtemelen olmuştur artık yani 40 dakika yani çok rahat olmuştur ki daha bile fazla olabilir yani bilmiyorum ama 40 dakika vardır video artık ya
Şimdi şunları da şöyle hızlıca ben doldurayım. Ama çok acele yapmayalım çünkü düşüyor bunlar biliyorsunuz, kötü oluyor sonra. Şunları ben bantlayabileceğim mi? Bantlanmıyor. Neyse ben şöyle bir bantlayayım şuraları yine de. Belki tutar, capture'ı da tutar belki de. Ya ben artık bunları arkadaşlar dediğim gibi video dışına getireceğim. O sorun değil. Yani ben o zaman bunları zaten video dışına getiririm. Muhtemelen bu paletleri de indiririm yani şeye. Bizim. O şey yerine. Gübre tohum yerine indiririm. Şöyle mikrofon dokundum şimdi. Umarım ses şey gelmemiştir. Yani ses gelmemiştir. Şöyle. Hadi lan. Şöyle zamanı bir sınandıralım bu arada arkadaşlar, biz büyüsün şeyler. Ve sabah olsun tabii ki de. Şöyle yapalım. Şöyle koyalım bundan. Ya abi şöyle olduğunda çok nefret ediyorum ya. Şu paletin çatalları böyle içinden geçiyor, çok kötü oluyor. Şimdi bu düşmeyecekti buradan. Ya abi şimdi ne yapacağım ben bunu şimdi? Ne yapayım yani, siz söyleyin yani. Şimdi ne yapayım bunu? Çıkmıyor abi buradan. Evet tamam, geri geldim. Oldu. Yani niyeyse sürekli tam video durdurduğum an oluyor. Tam video durdurdum arkadaşlar, geri verdim birazcık ve oldu. Neyse şöyle yapalım. Şimdi çıkmasın lütfen buradan. Tamam. 3 tane daha bu palet var abi. Of çok zor ya. Neyse koyalım biz şöyle arkadaşlar bunları da. Şöyle hop tamam. Birazcık daha yukarı. Şöyle. Tamam. Tamam. Şöyle. Tamam. Şöyle alalım. Sabah olan satayımız tamları dolduramadık. Şöyle koyayım. Şöyle tamam. Tamam alalım şöyle. Süper. Şimdi şunu da koyalım arkadaşlar ve videoyu bitireceğim ben artık. Çünkü gerçekten bayağı bir uzun oldu video sanırım. Ve biz son 5 dakikasında videonun palet doldurduk. Ama tabi hep güzel şey olmuyor. Bazen sıkıcı işler de yapmak lazım. Ve bu yani yine aynı olay oldu. Ya abi niye böyle oluyor şimdi? Yani niye yani? Sadece beni sinir etmek için. Şöyle mi alayım yani? İllaken böyle mi almam lazım? Şöyle zamanı durduralım. Şöyle arkadaşlar. Boşuna gitmesin. Tamam. Bunu da koyduk arkadaşlar. Tamam. Bunu kapatalım. Bunu da ışıklarını kapatalım. En son bakalım, bu daha dolmamış yani abi, düşün yani ne kadar az çıkıyor yani. Ama yine sonuçta bedava dediğim gibi, sorun yok. Neyse arkadaşlar ben bunları, bu tarlayı unutmayan video dışında biçerim. Zamanım olsa tabii ki de. Ve bizim bu içeriden diğer kesicisini getirip şu diğer taraftaki şey ayçiçeği tarlasını biçerim. Ve şu taraftaki tarlayı da ben muhtemelen biçerim. Bunun bu tarlaları da kultive etmeye başlar, ekmeye de başlarım bir taraftan. Zamanım olursa dediğim gibi. Bu tarlada muhtemelen güverleyeceğim. Ki zaten salacağım bir gübrense şimdi. Bu tarla dedim ki arkadaşlar güverleyeceğim şimdi. Ve büyüyecek. Yani bununla biçip yeniden ekebilirim belki de. Yani bu ekersem zaten buna buğday ekerim.
Belki de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yani böyle. Ben video dışında bunu da geri eve götüreceğim. Bunu da eve götüreceğim ve bunları da şunları muhtemelen indiririm. Bizim o tohum gübre yerine falan. Tohum gübre yerine dediğim gibi. Şöyle kapatalım. Şöyle tamam. Süper. Böyle arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize bakın. Aşağıdan bana söylemek istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şeyler aşağıdan yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan görüp yani ben oradan görürüm yani okuyorum oradan. Cevaplanacak bir şeyse cevap veririm muhtemelen. Neyse hoşça kalın dedim. Kendinize bakın. Önümüzdeki bölümden diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.